Sultan Süleyman, 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Sultan'dır. Bugün isminden çok kanuni ünvanıyla tanınmaktadır. Babası Yavuz Sultan Selim'in 1520'de vefatıyla tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman, miladi takvime göre 46 yıl süren hükümdarlığıyla Osmanlı tarihinde tahta en uzun süre kalan padişahtır. İcra ettiği 13 büyük sefere yakışır şekilde savaş meydanında ölümüyle sona eren bu saltanat yılları, daha sonraki dönemlerde hiç unutulmamış, onun şahsında Osmanlı Devleti'nin en parlak zamanını yaşadığı kanaati, daha torunu tahttayken yaygınlaşmış ve daima ideal bir devir olarak anılmıştır. Tahta kaldığı süre boyunca Kanuni Sultan Süleyman, sadece doğu ve batıda kadim hasımlarına karşı düzenlediği askeri harekatlarla değil, imparatorluğun uç sınırlarında kuzey-güney ekseninde izlediği etkili politikayla da öne çıkmıştır. Söz konusu siyaset, devrin dünya meselelerine müdahale etmeyi de öngörmüş, en uzak sınırlara kadar uzanmıştır. Osmanlı etkisi bu unutulmuş sınırlarda, gözden ırak bozkır ve çöllerde, uzak denizlerde ağırlıklı biçimde bu dönemde başlamıştır denilebilir. Kuzey Afrika içlerinden Habeşistan'a, Yemen'e, Hindistan'a, kuzeyde Rus steplerine, Polonya'ya kadar uzanan bu etkiye, Safevi karşıtı İslam dünyasının ilgisini de eklemek gerekir. Babürlüler, Orta Asya Hanlıkları, Hindistan'ın diğer Müslüman sultanlıkları, gözlerini batıda Gaza bayrağını temsil eden Sultan Süleyman'a çevirmiştir. Bütün bunlar bir bakıma 16. yüzyılı Sultan Süleyman çağı haline getirmiştir. Uzun seferleri dolayısıyla imparatorluğunun çeşitli bölgelerini tanımış, doğuda ve batıda pek çok yeri görmüş, şehir ve kasabaları dolaşmıştır. Bu bakımdan o, imparatorluğunu coğrafi temelde de bizzat gezerek tanımış son Osmanlı padişahı olacaktır. Kanuni Sultan Süleyman adına yazılmış Süleymannamelerde ve Şehnamelerde onun askeri liderliği ön plana çıkarılmıştır. Padişah, Gazi Sultan, adil hükümdar, İslam'ın koruyucusu ve savunucusu, edebiyat ve sanat hamisi sıfatlarıyla övülmüştür. Bunun yanı sıra son derece cömert, zarif, mütevazı olup, derviş meşrep tavırlarıyla tanındığı, saf dini inancı öne çıkardığı ve gösterişe kaçmaksızın inandığı yolda yürüdüğü ve bir veli mertebesine ulaştığı nakledilmiştir. Şehzadelik döneminde Manisa'dayken Merkez Efendi vasıtasıyla Halveti Sümbüli etkisi altında kaldığı, Nureddin Zade ve Üftade Efendi'den zikir aldığı belirtilir. Şiire olan merakı da bilinmektedir. 3000 civarında gazelden oluşan bir divanı olup Muhibbi mahlasını kullanmıştır. Kemal Paşazade, Ebu Suud Efendi, Taşköprizade Ahmet Efendi, İmam Bırgıvi gibi ilim adamları yanında Türk edebiyatının en tanınmış şairleri Baki, Fuzuli, Zati, Hayali Bey, Taşlıcalı Yahya ile Mimar Sinan bu dönemde yaşamış ve himaye görmüştür. Kanuni Sultan Süleyman'ın aile içi ilişkileri, ileride Osmanlı Hanedanı'nın klasik görünüşünün ilk örneklerini teşkil edecektir.
Çocukları iki eşinden, Mahidevran ve Hürrem Sultan'dan olmadır. Tahta çıktığında adı bilinen üç oğlu hayattaydı. Bunlardan ikisi Murat ve Mahmut 1521'de vefat etmiş, geriye sadece 6 yaşındaki Mustafa kalmıştır. Hemen ertesi yıl Hürrem Sultan'dan olma çocukları dünyaya gelmiştir. 1522-1531 yılları arasında hayatta kalan biri kız 6 çocuğu vardı. Bunlar Mehmet, Mihrimah, küçük yaşta ölen Abdullah, Selim, Bayezid ve Cihangir'di. Kanuni Sultan Süleyman uzun saltanatı döneminde hayırseverliği, vakıfları ve hayratıyla da öne çıkmış, pek çok abidevi eser yaptırmıştır. Özellikle Mimar Sinan'a inşa ettirdiği cami ve külliyeler başta gelir. İstanbul'da yaptırdığı eserlerle imparatorluk ihtişamını sergilemeyi ihmal etmemiştir. Süleymaniye Camii ve Külliyesi bunun tipik bir örneğidir. Buraya eklenen medrese ile eğitim sistemi yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca babası Yavuz Sultan Selim adına başlattığı Sultan Selim Camii'ni tamamlamıştır. Oğulları Mehmet ve Cihangir için yaptırdığı cami ve eserler de bu hareketin önemli bir parçasıdır. Buna kızı Mihrimah Sultan'ın Edirne Kapı ve Üsküdar camileri, Hürrem Sultan adına inşa ettirdiği Haseki Sultan Camii ve Külliyesi eklenebilir. İstanbul'un 40 çeşme denilen su yolları onun eseridir. Mimar Sinan'a yaptırdığı Büyükçekmece Köprüsü bir mimari şaheser konumundadır. Bunun yanı sıra imparatorluğun değişik yerlerindeki imar hareketleri dikkati çeker. Bağdat'ta İmam-ı Azam Türbesi ve yanına inşa ettirdiği cami ve imaret, yine burada Abdülkadir-i Geylani Türbesi ve Camii, Konya Mevlana Türbesi yanında iki minareli cami, Semahane, imaret, Seyit Gazi'de büyük tekke, cami, Şam'da büyük bir cami ve imaret zikredilebilir. Ayrıca Kudüs'te Mescid-i Aksa ile Kubbetüs Sahra'yı ve Kabe'yi tamir ettirdiği, Medine ve Mekke'de önemli imar hizmetlerinde bulunduğu bilinmektedir. Allah Kanuni Sultan Süleyman'a ve nesline rahmet eylesin.